Abi bizim keyfe bak ya. Ne güzel. Çocuk kaldırımda. Ablalar bir şeyler taşıyor. Odun. Burası Gurugram bölgesi, en zengin bölgesi şu an. Öyle deniliyor ama zengin şeyler biraz daha böyle içerilerde. Bu arada ben kalacak yer arıyorum yine. Bulacağız. Bak böyle yol kenarında küpler var. Bu küplerden su içebiliyorsunuz. O yüzden varlar. Burada bulaşık yıkıyorlar, yemek yapıyorlar. Kapçanağı gördünüz mü yerde? Deneyeyim diyorum da midem çok kötü. Düzeltmem lazım midemi. Telefonlar oyun oynuyor abiler. Bak fiyatlar yazıyor böyle 10-15 falan. Yani böyle kaç 10 sente falan bir şeyler satıyorlar. Burası da aynı şekil. Aa tabii ben iyi yemiyorum. Burada yine insanlar bir şeyler satıyor. Asıl göstermek istediğim yer burası. Yani şu çadırlarda ablalar bildiğin yaşıyorlar. Bak şu an ateş yakmış, yemek yapıyor. Ve burası dediğim gibi Gurugram diye geçiyor. Gorgeon mu hatta, öyle bir Hintçe adı var. En zengin bölgesi ancak böyle. Yani ilginç. Bayağı çadır yani. Çöpten yapmışlar, yatak döşek yatıyorlar. İşte burası Hindistan. Bak evleri böyle. Oo, nargile çekiyor. Namaste. Para istiyor da. Tamam. Abla para istiyor da. Üstünde para yok ya. Dur hadi sana dolar vereyim ya. Üstünde dolar var. Git na. Five. I have dollar. Is it okay? One dollar. Al hadi two dollar. Thank you. Dolar. Amerika. Do. Do. But. It's. 160 rupee. Zero. No, zero. It's 80. 80. Давай. Huh? Давай. What is it? Yemek? Yok ki. Su var. Water? No. No. Abla dişlerim benden güzel ya. Okay. Bye. Abla 2 dolar verdim. Üstümde rupi yok ya. Sıkıntı o. Valla buraya gelmeden önce para çekeyim diyordum da çekemedim ya. Şu an 0 ya. Üstümde 0 rupi var. Neyse dolar 2 dolar, ona 5 rupi ver dedi. 2 dolar verdim. 160 rupi falan yapıyor. Sarıklı abilerin toplantısı. Şöyle çıplak bir abi. Duş almış dolaşıyor. Bak şurası lüks bir otel. 3 yıldızlı lüks dediğim. Şu arkası hemen çadır. Görüyorsunuz değil mi? İşte Gurugram böyle bir yer. Bak bunlar zengin Hintliler. Hindistan'a en çok kokan şey şu ya. Lağım tarafını açmaya çalışıyorlar. Tıkanmış. Leş gibi kokuyor. Nefes alamıyorum şu an. Wall 51. Bak onları hep ağzına atıyorlar. Betel Nat değil de onun Hintçe adı var ya. Onu tam bilmiyorum şu an. Tuk tuk çağırdım. Ona binerim. Uy. Sıçıyorlar ya. Şu galiba. Gidip binelim. Burası leş ya baya. Namaste. 0718. Yeah, thanks so much. Bu da Uber. Tuk tuk çağırıyorsun Uber'le. Ya 1 dolar falan tutuyor. Şimdi yarım saat yol gideceğiz. Hadi bakalım. Bir de burada Punjab dedikleri bir kıyafet var. Böyle sarık takıyorlar. Ama Müslüman değiller. Punjab diye geçiyor. Onlar anladığım kadarıyla zengin. Yani böyle giyimleri, kuşamları bayağı kaliteli, temiz duruyor yani. Bak
Bunlar zengin insanlar, görüyor musun? Burası zengin mahallesi. Bak, koca bir kapı var. Fakire doğru geçtik herhalde. Aynen. Burada satıcılar var. Şeker kamışı, portakal suyu. Şimdi ana cadde. Devam. Burada tuk-tuk süper ama yani Uber'le çalışması muhteşem. Direkt götürüyor seni istediğin yere. Abi sağ olsun. İşleri kadınlar yapıyor demiştim. Hep bunlarda yaşıyorlar. Çok fazla çadır var her yerde. Bak şurada dilenci var bir tane. Şurada dini Hinduizmle alakalı satılan şeyler. Hemen arkasında da bir tane Hinduizm tapınağı var şurası. Ticareti görüyorsunuz. Vay be. Bak böyle tuk-tuklar paylaşımlı da kullanılabiliyor. Yani böyle 10 kişi falan biniyorlar, fiyatı bölüyorlar. No. Yoldan geçen biri bana bunu attı da. İşle alakalı ya. Yok, Hacı Hoca falan mı ya? Sarıklı bir adam var. 3 tane atmış bir de. Ha, İngilizce yazıyor ya. Bütün problemleri çözüm üretilir yazmış adam. Bütün problemleri. Evet, burası Hindistan. Baksana gelip çöpleri dökmüşler ya. İçeriden de bir abi poşetle çıkıyordu yani. Bir şeyler toplamış çöplerden. Geliyordu. Böyle. Burada çöplerden çadırlar var içeride. Full çöp. Okay, bye bye. Abi beni bir yere getirdi ama kapalı dedi. Zaten çok da önemli değil. Size böyle ne olduğunu göstermeye çalışacaktım. Buraya hayaller... Dream bir şeydi. Ha, rüyalar krallığı diyorlar. Burası Covid'den dolayı sanırım kapalı. Şöyle bir yaklaşalım. Burası en lüks, en gezilebilecek yeriymiş Gurugram'ın. Yani bayağı da eskimiş şey olmuş ya. Yani böyle parklar falan yapılıyor. Burası ne? Aqua Park gibi bir şey sanırım. Ama içerisi bayağı büyük yani, Luna Park tarzı da olabilir. Baksana atlar falan şahlanmış şurada. Şovşa. Yani böyle yerlerde var. Buraya niye geldim? Metroya bineceğim. Buranın dibi de metro istasyonu. Dedim gelmişken bunu da göstereyim. Yani böyle bir bölge burası. Metro falan da bayağı iyi yani. Her yere gidiyor Delhi'de. Gurugram'a da geliyor. Gurugram. Ya Hindistan havasında acayip bir toz var. Yani toz yani böyle. Bu Holy Fest'ten midir nedir yani, böyle bir toz. Ve dışarı çıkınca böyle bir kuruyorsun. Bir ağzın yüzün böyle bir oluyorsun yani. O yüzden çok tozlu. Dünyanın da en kirli havası bu şehirde. Maşallah ya, doğa yolu ele geçirmiş ya. Hiç mi kimse yürümüyor arkadaş? Burada böyle bisiklet, motor, tuk-tuk bayağı yaygın. O yüzden yürüyen insan görmek zor. Özellikle böyle yerlerde. Karşıya geçeyim ya, yürümüyor burada. Abla bir şeyler satıyordu. Burası neymiş ya? Burası Luna Park. Deve falan var lan. Güzel. Ha bak, şurası yine bir berber. Abi saç kesiyor burada. Çattı iş. Yaya geçti. Bakalım duruyorlar mı? Atladım. Yok, durmuyorlar ya. Bak ineklere bak. Köpek gibi girmişler gölgeye, yatıyorlar. Abi bir tane sadu bak. Şu karşıda. Uzun sakallı böyle kendinden geçmiş abilere sadu diyorlar. Sadece yemek topluyor. Tanrı rızası için. Bu dünyada böyle yaşadığından sonra bir sonraki hayatta iyi bir konumda yaşayacağına inanıyor sadular. Karşıda yürüyor abimiz. Buluruz ya bir daha bir sadu daha. Evet, şu üst tarafta metro. Ablamız dileniyor bu şekilde. Abi para verecek galiba. Evet, verdi. Böyle topluyorlar. Bak şu da insan taşıyor şu abi. Hindistan'da. Limon mu satıyor ya? Ezilmeden. Şu an ben ATM'i arıyorum bu arada. ATM'i bulursam para çekeceğim, sonra metroya bineceğim. Şu an metroya binecek param yok. ATM'de nerede bilmiyorum, yürüyorum yani. Abi tuk tuk da yatıyor.
içlerde çalışıyor. Çöpün anası ağlamış ya. Şurada bir şey var. Çocuk bir şeyler mi satıyor ya? Bak şöyle çiçekleri falan asıyorlar buraya. Bunlar turuncu, Budistler de kullanıyor, Hindular da kullanıyor. Bunlar da tanrılarından biri. Bak buraya da asmışlar bir şey. Niye buraya ama? Bak bu çocuk buraya bir şeyler yapmış. Satıyor böyle. İlginç, yol üstü. Şurası zaten bataklık ya, leş. O adam yola bakmıyor, öleceğiz. Benim birlikte geçeyim şunlarla da. Al işte ya. Oğlum oradan niye geçersin ya? Gülüyor bir de bana ya. Sola bakıyorum geçeceğim diye sağdan tık tık geliyor ya. Burada 3 sefer sağa sol sağa diye bakacaksın yani. Bak şunu görmüştüm, yol üstü tapınak gibi bir şey. Sanırım bunda ibadet ediyorlar. Bir şeyler var böyle. Bayağı cadde üstü burası. Otlar, bitkiler falan var ya. Şurada ev gibi bir şey var işte. Böyle burası. İbadethane. Arkada keçiler var. Çocuk var. Namaste. Ne oldu diye bakıyor da ibadettik say ya. Bak burada yemek yiyor inşaatçı abiler. Ulan param olsa yer miydim? Yiyemeyebilirdim. Namaste. What is it? Parate. Abi böyle eliyle yapıyor. Kidne rupi? 30. Thank you. Yani kaç? 25 cent falan yapıyor. 30 cent yapıyor ya. Tehlikeli mi diye sorarsan bence şu an için dünyanın en güvenli yerlerinden biri diyebilirim. Sadece darmadan. O kötü. İşte fakirlikte diz boyu, öyle görünce tehlikeli zannediyorum ama insanlar çok iyi yani. Oğlum köpekler böyle sıfır geçiyor, çıldıracağım ya. 2 lira ödüm patlıyor ya. Aa, hacı dayıma bak, hacı dayıma bak. Hacı dayı ne satıyor ya? Bir şeyler satıyor ama. Şuraya getirdi herhalde. Neyse böyle karşıya geç. Bayağı güvenli yani, insanlar iyi. Sola da bakıyorum artık. Şurada banka var sanırım, oradan bir para çekmeye çalıştım ya, gidelim. Bundan sonra tuk tuk çağırabilirim. Yemek yiyebilirim. Aynen, var atacağım. Üstte de var, altta da var. Alttaki ne acaba? Alttaki HDFC. Foreigner Exchange diyor lan. Şurada dolar değişiyor. Para çekmek yerine dolar mı değişsem? Üzerimde 20 dolar falan var. Abi 10.000 çektim. Burası kaç yıkı lan? 810 dolar desen 8.100 dolar. Yani burası 120 dolar falan yapıyor aslında da bir ton para verdi. 500'lükler falan da doldu baksana. Böyle. Burası 120 dolar. Şuradan muz alayım ya. Kim bakıyor ki? Burası da bakkal. Yani AVM'nin dibi. Buraya bakan yok ya. Muz alasın var. Who working here? Nobody. Jagir. Oh, Jagir. Namaste. Ah, three banana. Three, yeah. Oh. Thank you. How much? 20. 3 tane muz, 25 cent. Thank you. Saydı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazla ver lan, 1, 2, 5, 6. Ben de mal oldum. Şimdi bu küçük tatlı muzları yiyelim. Güzel. Güzel. Abi ne yaptı ya? Yattı öyle. Sardı kendini yattı. Ben de metroya. Hindistan'da çöpe atan tek kişi benim herhalde. Genelde fırlatıyorlar.
Ne satıyor ya? Ay burayı tekrar çocukla yapıyor. Ne sattığını anlamadım ama bir şeyler satıyor. Yol üstünde böyle çekip uyuyan abi çok fazla. Acaba yani ne oluyor? Uykusu mu geliyor yatıyor yoksa öğle izni falan mı? Yine yol üstü bir yemek. Namaste. Yol üstünde yiyorlar. Veci biryaniydi galiba. Sebzeli biryani. Bu çocuk ne satıyor? Bu da bir şeyler satıyor. Namaste. Hepsini yiyeceğiz. Bir gün onu da yiyeceğiz yani. Bulamayacağız, yiyeceğiz. Her ışıkta böyle dilenen abla var. Gördüğünüz gibi. Burası leş gibi kokuyor. Bu ne ya? Soğan mı yemek? Şu köşelerde de ağza atmalık şeyler satıyorlar. Betelnat şeyiz. Metroya geldik galiba. Nereden girişi? Şu mu? Böyle. Burası Hindistan. Bak şu bisikletli abiler en uygunu. Bakalım şuradan çıkabiliyor muyuz? Yakaladım, gülüyor abi. Bilinge yok abi. It's okay. Evet, metromuzun tuvaleti var. Metromuz da burası. Şimdi buradan bir yerden bilet almamız lazım. Abla yatıyor. Şuradan alacağız. Hindistan metrosu. Vallahi bir bilet verdi, bir de böyle şey verdi. Buradan mı git dedi, anlamadım. Herhalde buradan ya. Şununla bineceğim. İlk başta barkod vardı ya. Bu niye böyle oldu? Jeton verdi ama plastik. Bu arada 50 rupi yani 70 cent falan. 65-70 cent ama 1,5 saat metro ile gideceğim. 30 kilometre falan yani. Hadi bakalım. Ya burada kontrol var aynen. Her metroda bir kontrol şeyi var. Abi böyle de satılıyormuş ya biletle. Çantaya atıp kadınlar buradan geçiyor. Kadınlara bakan kadın, bize de erkek. Abi ne oluyor abi? O geçmez abi, o geçmez. Nasıl geçireceğim diyor. Excuse me. Çanta gitti, ben gidemedim ya. Şimdi bunu nereye atacağız? Okutuyor muyuz ya? Ha, okutuyormuş. Elektronikmiş, ben atacağız sanırım. Güzel, şimdi nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Abi çok ilginç ya. Suriye kampına girer gibi metroya giriyorlar. Yani çok böyle kaos var, anladın mı? Böyle bir sıra, bir böyle panik. İlginç. Metro geldi, kaçırdım bu arada, çok güzel. Kaçırdım mı lan? Hala kaçırmış sayılır lan. Kaçırdım mı? Kaçırmayın. Kaçmadı. Çıktık. Hindistan metro. Böyle momo satıyorlar metroda. Bakalım nasıl yenilebiliyor mu? Thank you. 100 verdik, bakalım kaç verecek. Thank you. Güzel. 50'yi de görmüş olduk. Mesela metro momosu yemedim demem ya. Nasıl yiyeceğim o ayrı mesele. Çatal matal hiçbir şey vermedi ya. Oo, sıcak. Peynirli momo. Mayonez sıktı, bir de domates sos sıktı. 4 tane deneyelim bakalım. Güzel. Yenir yani. 50 cent. Abi ben buna nasıl bineyim ya? Ben gidiyorum ya. Buna binilmez abi. Boş mu gelecek acaba ya? Şu bir Hindistan metrosu. Nasıl? Böyle askerler de geçiyor, bayağı ağır silahlı. O da ilginç. Sen oraya git, ben buraya dedi, dağıldılar. Oh, yoruldum ya. Bak çocuk satıyor. Lan nereye geldik be? Burası Delhi merkez. Yani zengin bölgesinden çıktık. Normal merkeze geldik.
Değişti her şey ya. Evet, gerçek Hindistan. Delhi. Aa bak, tanrıları. Shiva mı? Böyle dükkanlar var garip garip. Şu an var ya, korna sesi durmuyor ya, durmuyor abi. Yani kornayla gidiyorlar sanki. Gazdan daha çok kornaya basıyorlar. Öyle diyeyim. Herkes ya, herkes. Şöyle bir tepeye çıkıp karşıya geçelim. Bak burada Müslüman Hintliler de var. Burası bir ev. Kablolar ev soyu ne? Bangladeş gibi. Mükemmel. Bak şurada biri yatıyor büyük ihtimal, geceleri geliyor. Terliği falan var adamın ya. Kaos ya. Harbi kaos. Namaste. 9508. Thank you. Hoş geldiniz. Geldim kalacağım yere. Burası bir site içi, bayağı güvenliği falan var. Güzel bir yer. Güvenli bir yer yani. Girelim bakalım. Ha, 100 kişi falan var. Ayakkabıyı çıkarıyoruz. Şöyle atalım bakalım. Burası. Burası da hostel. 6 kişilik. Geceliği $10. 180 lira. Biri yatıyor orada da horluyor ondan. Ses yapmıyor. Evet, burası hostel. Terası. Donlar var yerde. İşte arka taraf. O kadar pis ki anlatamam ya. Ve yani buraya $10 veriyorsun. Yatak başı. Şurada donlar falan var böyle. Fare mare geliyor büyük ihtimal orada. Burası bir de şehrin en popüler hosteli diyeyim. Gece 2.30 ve yatamıyorum. Abla ne yapıyor ya? Abla kağıt topluyor galiba. Ha, okey okey. Ona dedim sen. Neyse, şöyle bir sokak var. Şuraya bir gireyim dedim. Baya burası bir böyle insanların evlerine girdiği bir sokak. Ama baya böyle demirlerle çevrilmiş falan yani. Niye böyle bu kadar güvenlikli? Ve soyulma ihtimalimiz de kaç? Bence sıfır. Hindistan güvenli. Ama burası bayağı yıkık dökük bir arka mahalle mi? Arka sokak mı? Ne burası ya? Çok fena. Ya bu da Hindistan'ın görünmeyen yüzü mü diyeyim, ne diyeyim? Böyle bir köşe bucak, gizli saklı yerler hep çöp yığını. Pislik içinde. Evlerin arka tarafı burası. Leş gibi. Ama bu mesela şu sokağın hemen şu sol tarafına dönünce bir ana cadde var. Ana caddede Starbucks var. O kadar hesap et aslında mahallenin kalitesini. Ancak dediğim gibi arka tarafı böyle mahallenin. Büyük ihtimal burayı kullanmıyorlar ya. Ön taraftan giriyorlar evlerine. Neyse, öyle bir gördüm, bir gireyim dedim. Böyle bir yer. Buralarda da belki diğer sokakta yaşayan insanlar yatıyor. Mesela şöyle yerlerde birçok insanın yattığını gördüm. Bak şurada da İbadet için taptıkları tanrı mı? Biri var. Abimizin el arabası. Hindistan. Şura neymiş ya? İbadethane mi? Ama içeride bir hoca var, oturuyor. Burada ibadet ediyorlar. Böyle. Aman sola çayı. Thank you. Masala çayı bence Hindistan'ın en güzel şeyi ya. Bayağı. Bak burada da sokakta berber. Bak burası da Hindistan'ın halka açık tuvaletleri. Kim demişti Hindistan'da sokağa ediyorlar. Yani etmesinler diye açık ücretsiz bir tuvalet. Şimdi burası bir korku film sahnesi gibi bak. Girdim. Güvenliği var. O ne lan?
Oğlum evsiz mi çıkıyor? Orada yatıyormuş abi. Burası Hindistan'da yeraltı geçti. Belki de. Baya yani şu köşelere bile tükürmüşler. Duvarlar böyle yıkılıyor. Bakışıyorsun. Burası yeraltı. Görüyor musun? Köşeler hep tükürük. Köşeye tükürme bak. Şuralar zaten leştir. Öyle bir adet var. Burada bir abimiz. Sigara içiyor. Böyle tünelden geçtik. Karşıdayız. Bak dediğim Starbucks orası. Hemen cadde üzeri. Şöyle ayırmışlar duvarla. Geçemiyorsun. Yani böyle bir kilometre falan yürümen gerekiyor. Burası da otobüs durağı. Yani böyle bir fakir zengin ayrımı yapmışlar. Oradaki binalar falan bayağı yüksek güzel yani. Araçlar falan da iyi bakın. Böyle bir ayrım. Burası da ana cadde. Bak şu bisikletli abiler çok fena ya. Bu abiler yük taşıyor böyle. Bisikletle. İnsan taşıyan da var. Bak şöyle uyarılar var. Hintçesi, İngilizcesi. High pressure diyor, gaz. İnsanın havası bir de çok sıkıntı. Yani şu dönem en iyi dönemi. Bazı dönemler böyle maskesiz çıkamıyormuşsun ya. Hatta bir uygulamaları varmış. Çılgın bir abimiz geliyor, gelsin bakalım. Hareketler yapıyor, hadi bakalım. Çılgın abi yakışıklı ama ya. Zıplıyor da demin, neyse. Toz bulutu, gaz, pislik. Bak şu an direkt karşımda. Ama böyle olunca bayağı gaz maskesiyle çıkıyorum. Bak abla ağzını kapattı, ben de kapattım. Şöyle geçelim. Bu abi de yatıyormuş ya. Böyle olunca bayağı sıkıntı işte. Gaz maskesi falan gerek. Şey diyordum, bir uygulama var. İşte havanın pisliğinin oranı falan diye. 188 188-200 onu nasıl ölçüyorlar bilmiyorum ama iyi bir havaymış. O böyle 300'e 500'e çıkınca dışarı çıkmayan uyarısı falan geliyormuş yani. Ya da direkt gaz maskesi takın falan diyorlarmış. Oh! Neyse şu şeyi bulalım ya. Bir kahve içelim. Washing hands right? Yeah. Elli kamer. Oğlum içim. Bunu içmeyeceğiniz lan. İstek olamaz mı? Kanka bu işte pis elini böyle o sıcak olmaz. Pis elini böyle yapıyorum kanka limonlu. Ciddi ol oğlum yemekten önce diye getirdim. Yemin ediyorum içilmiyor oğlum niye içtiniz ya? Abi, ben içtik mi dedim. Soda bir şey dedi. Yok kanka yani içinde soda vardır belki. Ben bunu içtik mi? Yok kanka elle yeniliyor ya burada lüks bir restoran. Elle yendikten sonra getiriyorlar eline yıkadığı. Biz bunu geçen hafta içtik. Kanka yıkayıp içiyorsun. Siz sıralamayı yanlış yapmışsınız. Kanka verince de daha fazla istiyor ya. Yetişirse ışıkta vereyim. Allah ben de vazif vermem. Aç kanka 10 vereyim. yeter lan. Hadi ona da bozuk. Küçüğü varmış orada. Tatlılar. Daha fazla istiyor. Oynuyor mu lan? Oynuyor. Oyna oyna biraz daha oyna. Oyna lan. Dans et. Dans. Müziği duyuyor herhalde ondan. Yırtık pantolon. Şeydir abone de ol. Subscribe kanka. Market videomuz Mausa'da. It's me. Gelelim yenge. Good. Me. Not me. Kıbrıs nasıl? Dedikleri kadar ölümcül pahalılık var. Neyse abi abone ettik. Ne olursa olsun ya. Abla böyle sırayla ışıklarda Ayşe. Hi. Hello brother. Hello. How are you? Are you fine? Thank you. You are so beautiful. Give me. Give me what? 10 rupees. 10 rupees? Varma. Wait. Oh, I like your tattoo. Do you speak English or no? Hey, you are very beautiful. 10 rupees. Thank you. Bye bye. Bunlar hijra diye geçiyor.
Buranın travestisi. Bak abla öyle para alıyor herkese.